Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kolaycılığı tercih eden bazı Müslümanların önlerine konulmuş dini içerikli yüzlerce kitabı vardır. Onları okurlar, onlardan ders alırlar. İman ve amellerini onlara göre belirleyip, onlara göre yaşarlar. Kur'an'ı da Arapça olarak sevap kazanmak için okurlar. Kur'an'da Allah defalarca şefaati kendisine hasretmiş iken, o kitaplardaki anlatımları Kur'an'ın önüne geçirerek, peygamberin ahirette kendilerine kefil olacağına inanırlar. Hem de peygamberimize iftira ederek. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir uydurmasıyla kolayca cenneti kazanacaklarına inanırlar. Böylece her türlü yanlış işlerine de adeta ruhsat aldıklarını sanırlar. Kur'an hükümleriyle tamamen çelişen bu tarz bir yaklaşımdan kurtulmanın yegane yolu yine Kur'an'ı Kur'an'dan anlamakta geçer. İşte Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca sabırla yaptığı bu çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda çok önemli bir konuya konuğumuz başlamıştı, mucize konusunu. O konunun teknik açılımını yaptı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada şimdiye kadar öğrendiğimiz, dini kitaplardan öğrendiğimiz şekilde Peygamberimize atfedilen birçok mucizeleri var. Onları biz de okuduk, dinledik şimdiye kadar. O konularda bir açıklama yapmasını istiyoruz efendim. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi mucizenin tanımını yaptık ve Peygamberimizle ilgili Mekke müşriklerinin taleplerini, istedikleri mucizeleri de anlatmıştık. Konuya girerken çok uzatmadan konuyu yine belirli ayetleri bir hatırlatacağım değerli izleyicilerimize. Buyurun. Bunlar Furkan suresinin 7 ile 9. ayetleri ve İsra suresinin 90-93. ayetleri. Evet. Şimdi bu ayetlerde Rabbimiz Furkan 7-8'de kafirlerin, Mekke müşriklerinin bu ne biçim elçi ki yemek yiyor, sokaklarda yürüyor, ona bir melek indirilseydi ya, böylece onunla beraber bir uyarıcı olur. Yahut kendisine bir hazine bırakılsaydı veya kendisinden yiyeceği bir bahçe olsaydı ya, evet, diyorlardı. Yine bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü parçalar haline üzerimize düşürmelisin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut senin altın süslemeli bir evin olmalı. Yahut göğe yükselmelisin.
Ancak senin yükselişine, öğrenip öğreteceğimiz bir kitabı bize indirmene kadar asla inanmayacağız demişlerdi. Bizzat söylemişler bunları. Bunlar hep denmişti ve hatta işte Kur'an'da Musa'ya da aynı şeylerin dendiğini Firavun ve avanesi tarafında bunları söylemiştik. Bunlara elçinin kimliğiyle ilgili daha önceki elçilerin de Cenab-ı Hak, ki Araplar o elçileri gayet iyi biliyorlardı. Başta İbrahim, İsmail, İshak vesaire onlar olmak üzere. Hepsinin beşer olduğunu, hepsinin halkın içinden birer insan olduğunu, Allah'ın seçtiğini bilirlerdi. Peki onları biliyorsunuz da niye yani içinizden birisinin elçi olmasına şaşıp duruyorsunuz ki? Uyarısı oluyordu. Ama diğer yönüyle de mucizelik noktasıyla beklentileri de onlara Kur'an'ın yeteceği Allah ifade ediliyordu. Evet. Kur'an'ın onların beklentisinden daha iyi, daha büyük bir mucize olduğu ifade ediliyordu onlara. Ankebut 50-51'de ellerindeki Kur'an yetmiyor mu denilmişti. Ama ne yazık ki Müslümanlara Kur'an yetmedi. Çok yazık. Açıkça ya, evet. Yetmedi. Yetmedi. Beşer olan peygambere bir takım hani mucizeler uydurdular. Evet. Şimdi şöyle bir anlatayım. Adam demiş, önce bir bilgi vereyim. Ha, buyurun. Ha. Bak, Müslümanların içerisinde yazılmış, Müslümanların akidesini, inancını bozan, mesnetsiz, safsata ama ilmihal kitaplarının hepsinde yani yer almış, hepsinin ana kaynağı haline gelmiş kitaplar. Allah Allah. Evet. Hucetullahi alel alemin İsmail İbni Yusuf Nebhani. Delail Nübüvve. Özellikle bunu Türkiye'de bir akım raflarından hiç indirmezler. Hafız Ebu Bekir el Beyhaki. Delail Nübüvve bir başkasına. Hafız Ebu Nuaym el Asbahani. Alamun Nübüvve İmam Ebu Hasan el Maverdi. El Vefa Ebu Fereç. Şerefül Mustafa Ebu Sa'd en-Nişaburi, Eş-Şifa, Gadriyazı, Mevahibü'l-Ledünniye, bunlara ya, çok değindiğim şey, İmam-ı Kassalani'nin. Ve Siret-ü Nebeviye, Ahmet Dahlan. Ya. Bu anlatacağımız şeyler, kaynak buralardan, bu adamlar nereden aldılar, nasıl uydurdular? Yani tuhaf ama bu uydurmaların hepsi var ya, hepsi, özetle neler şey yapılmış. Şimdi birkaç şey yapacağım örnek olarak. Gerisini sonra anlatacağım. Önemli olarak bir tanesinin üzerinde odaklaşacağım. Tamam. Evet. Bir, Muhammed Aleyhisselam'ın meşhur mucizelerinin en büyüklerinden birisi ayı ikiye yarmasıdır. Evet, bu çok konuşuluyor. Evet. Muhammed Aleyhisselam bazı gazalarında susuz kalındığı zaman mübarek elini bir kaptaki suya sokmuş, parmakları arasından su akarak suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır. Bazen 80, bazen 300, bazen 1500, Tebük gazasında ise 70 bin kimsenin hepsi ve hayvanları bu sudan içmişler ve kullanmışlardır. Mübarek elini sudan çıkarınca akması durmuştur. Öyle mi? Evet. Müşrikler ne istiyorlardı? Şarıl şarıl akan. İstiyorlar mıydı? Aynısı çıktı işte. Çıkartmışlar mı? Çıkartmışlar. Allah Allah. Bir gün amcası Abbas'ın evine gidip onu ve evladını yanına oturtup üzerlerine ihramı ile örterek, "Ya Rabbi, bu benim amcam ve babamın kardeşidir. Bunlar da benim ehli beytimdir. Şu örtümle onları örttüğüm gibi sen de cehennem ateşinden kendilerini ört, koru," buyurdu. Evet. Duvarlardan 3 kere amin sesi işitildi. Duvardan. Bak, tabii. Sünnetullah'a aykırı mı? Aykırı. Aykırı. Bu amin, taşın, toprağın, duvarın amin dediği Abbas kim biliyor musun? Amcası Abbas. Amcası.
Bedir'de peygamberi öldürme için savaşanlardan biri, biliyor musunuz? Hiç onu unuttular, unutuyorlar. Bir gün kendisinden mucize isteyenlere karşı uzaktaki bir ağacı çağırdı. Hı. Ağaç köklerini sürüyerek gelip selam verip "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh" dedi. Sonra gidip yerine dikildi. Evet. Hayber gazasında önüne zehirlenmiş koyun kebabı koyduklarında "Ya Resulullah, beni yeme, ben zehirliyim" diye ses geldi. Kebap konuşuyor. Bir gün elinde put bulunan kimseye "Put bana söylerse iman eder misin?" dedi. Hı. Adam da "Ben buna 50 senedir ibadet ediyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Sana nasıl söyler?" dedi. Muhammed Aleyhisselam "Ey put, ben kimim?" deyince "Sen Allah'ın peygamberisin" sesi işitildi. Putun sahibi hemen imana geldi. Medine'de mescitte dikili bir hurma kütüğü vardı. Resulullah hutbe okurken buna dayanırdı. Buna hannane denirdi. Minber yapılınca hannanenin yanına gitmedi. Ondan ağlama seslerini bütün cemaat işittiler. Minberden inip hannaneye sarıldı, sesi kesildi. "Eğer sarılmasaydım benim ayrılığımdan kıyamete kadar ağlardı" buyurdu. Allah'ım sen sabır ver. Eline aldığı çakıl taşlarının ve tuttuğu yemek parçalarının arı sesi gibi Allahü Teala'yı tesbih ettikleri çok görülmüştür. Bir kafir gelip "Senin peygamber olduğunu ben nereden bileyim?" dedi. "Resulullah, şu hurma ağacındaki salkımı çağırsam o da gelse iman eder misin?" buyurdu. Kafir "Evet, iman ederim" dedi. Resulullah hurma salkımını çağırdı, sıçrayarak geldi. Resulullah "Yerine gitti. Yerine git" buyurdu. Ağaçtaki yerine çıkıp asıldı. Bunu gören kafir imana geldi. Şimdi sihirbaz gibi. Evet. Bu tip 200'ün üstünde Resulullah'la ilgili şeyler var. Hepsini okumak mümkün tabii değil yani. Tabii çok yani. O kadar çok ki. Ben adresleri verdim. Evet. Bir gün bir köylüyü imana davet etti. "Müslüman bir komşumun vefat etmiş kızını diriltirsen iman ederim" dedi. Mezarına gittiler. Yani. İsmini söyleyerek kızı çağırdı. Kabir içinden ses işitildi ve dışarı çıktı. "Dünyaya gelmek ister misin?" buyurdu. "Ya Resulallah, dünyaya gelmek istemem. Burada babamın evindekinden daha rahatım. Müslümanın ahireti dünyasından daha iyi" dedi. Köylü bunu görünce hemen imana geldi. Kız Müslümanmış, kendisi değil demek ki. Evet. Cabir bin Abdullah bir koyun pişirdi. Resulullah ashabıyla yediler. "Kemiklerini kırmayınız" buyurdu. Kemikleri toplayıp mübarek ellerini üstüne koyup dua etti. Allah Teala koyunu diriltti. Resulullah'a büyüdüğü halde hiç konuşmayan bir çocuk getirdiler. "Ben kimim?" diye sordu. "Sen Resulullah'sın" diye cevap verdi. Ölünceye kadar konuştu. Bir kimse yılan yumurtasına basarak iki gözü kör oldu. Resulullah'a getirdiler. Mübarek tükrüğünden gözlerine sürmekle görmeye başladı. Hatta 80 yaşında olduğu halde iğneye iplik geçirirdi. Muhammed bin Hatip diyor ki, "Küçük idim, üstüme kaynar su döküldü. Vücudum yandı. Babam beni Resulullah'a götürdü. Mübarek elleriyle tükrüğünü yanan yerlere sürdü ve dua buyurdu. Hemen yanıklar iyi oldu. Bir kadın Keloğlu'nu getirdi. Resulullah mübarek elleriyle başını sıvadı, şifa buldu, saçları uzamaya başladı. Ebu Talip bir çölde gidiyordu. Ebu Talip çok susadığını söyledi. Resulullah hayvandan yere inip "Susadın mı?" buyurdu ve mübarek avuçlar ayaklarının ökçesini yere vurdu. Su fışkırdı. Çölde. "Amcam bu sudan içti" buyurdu. Hudeybiye gazasında susuz bir kuyunun yanında kondular. Asker susuzluktan şikayet etti. Bir kova su istedi. İçinden abdest alıp tükürdü.
Tabii. Bunu kuyuya döktürdü. Bir ok alıp kuyuya attı. Kuyunun ağzına kadar su ile dolduğunu herkes gördü. Evet. Şimdi yine böyle su ile ilgili çok şeyler var. O bölgede su ihtiyacı olduğu için herkes o şekilde. Cabir bin Abdullah diyor ki, çok borcum vardı. Resulullah'a haber verdim. Bahçeme gelip hurma yağının etrafına, hurma yığınının etrafına 3 kere dolaştı. Alacaklarını çağır gelsinler buyurdu. Her birine hakları verildi. Yığından bir şey eksilmedi. Of. Resulullah, Süleyman peygamber gibi bütün hayvanların dilinden anlardı. Gelecek sahibinden veya başkalarından şikayet eden hayvanlar çok görüldü. Resulullah bunu ashab-ı kirama haber verdi. Huneyn gazasında binmiş olduğu Düldül ismindeki ak katıra yere kök dedi. Düldül hemen çökünce yerden bir avuç kum alıp kafirlerin üzerine saçtı. Resulullah'ın gayipten haber verdiği çok görüldü. Bak işte. Bu mucizesi 3 kısımdır der. Bitti. Gayipten haber. Bunu anlatmaya başlarlar. Evet. Tamam mı? Bir gün zevcesi Hafsa'ya, Ebu Bekir ile baban ümmetimin idaresini ellerine alacaklar buyurdu. Bu sözde Ebu Bekir'in ve Hafsa'nın babası Ömer'in halife olacaklarını müjdeledi. Meşruiyet sağlandı orada. Evet. Şimdi buna geleceğe dair de bilmem şu bu falan böyle dediğim gibi evet. Böyle yüz, dediğim gibi 200'e yakın yazık. Adamlar yazmışlar ya. Bunlar hep Kur'an'a aykırı şeyler, evet. Kur'an'dan onay almayan şeyler. Müşriklerin istediği şeyler üstelik. Yani üstelik de müşriklerin isteyip de Allah'ın onlara Kur'an yeter, onlar Kur'an'ı incelesinler dediği şeyler. Hayret edecek bir şey yani. Şimdi deminki ayette ne deniyordu? Şimdi oraya bakalım bir. İsra mıydı? Şimdi... Göğe çıkmadıkça, ha, tamam evet. mı? Göğe çıkacaksın, gökten elinde derdi toplu kitap bir kitap getireceksin diyorlardı. Topyekun sikir. Allah da ne diyordu onlara? Kur'an yetmez mi diyordu. Evet, peygamberimizi de göğe de çıkardılar. Çıkardılar öyle mi? Maalesef, evet. Peygamberimizi göğe de çıkardılar. Neydi? Refref'e bindirdiler, Burak'a bindirdiler değil mi? Evet. Süleyman Çelebi Mevlüt'ün bir bölümü var. Tabii. Miraç bölümü var. Orada işte gelir Refref işte hani gel, Burak ona Refref. Biner. Onunla işte selam. Oraya gider. Cebrail bir yerde durur. İşte ondan sonra o Allah'la baş başa görüşür. Fısıldaşır. İşte özel plan program yaparlar falan filan. Allah, bir de Resulullah'ı evet. göğe çıkarırlar. Şimdi kafirler yok. Böyle derken böyle çıkarırlar. Ve böylece şimdi biz burada çok bu ayrıntılara girmeyeceğiz tabii. Ama birkaç maddeyi açıklamak zorundayız. İsabet oluyor. Yani efendim. Kur'an'ın mucizeliğini tabii. şey yapmamız açısından bir konu üzerinde durmalıyız. Evet. Birincisi bu Miraç dediğimiz, Miraç mucizesi dediğimiz olay. İkincisi de Şakk-ı Kamer, ayı bölme ayın dediği yarınması. Şeyleri değerli izleyicilerimize güzel Kur'an'ı olarak açıklayacağız. Evet. Önce bunu açıklarken... şöyle şeyden başlayalım. İnşallah bu programların yayınlanacağı şey yani bölümlerde. Halkın işte nasıl diyeceğiz yani maalesef. Nasıl izah edeceğiz? Takvimlerde yazılı diyelim. Takvimlere göre Miraç Mayıs. Gecesi diye, Miraç Kandili diye kutlayacakları için tabii. o günde Müslümanların, gafil Müslümanların intibahına tabii yani ki. Uyanışına vesile olur umuduyla evet. biz bu konuyla ilgili şeylerimizi, düşüncelerimizi evet. ve Kur'an'ı bilgileri değerli izleyicilerimize takdim edelim. Çok isabetli olur. Evet. Şimdi efendim, Kur'an-ı Kerim'de bir İsra suresi diye bir sure var. Ve İsra suresinin bir birinci ayeti. Orada Cenab-ı Hak, aslında o bir surenin başı değil de Kasas suresindeki bir ayetin devamı. Devamı ayeti. Bir de o var. Necim sıralamasına yani göre. Yani burada Necim'de ve teknik ve semantik olarak hı. o bir başka surenin başı değil. O evet. kendinden evvel Kasas suresindeki bir paragrafın bir ayeti. Devamı ayetinde. Evet. evet. Orijinal hali hı. bu. Ama resmi Mustafa'da o. Biz de bunu bilindiği söyle. Gibi farklı tertip ettik. Evet. Milletle bunu farklı bir şekilde paylaştık. Şimdi İsra suresinde yani bu şeye Miraç mucizesi dediği anlatılan olaylara, hadiselere malzeme yapılan evet. ayet
Bugünkü anlayışta İsra suresinin birinci ayeti. Evet. Orada Cenab-ı Hak, o ayet tek tek kelime kelime tahlil edeceğiz. Kulunu bir gece ayetlerimizden, alametlerimizden, göstergelerimizden gösterelim diye Mescid-i Haram'dan bir kenarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren zat. Evet. Bu Allah-u Teala'nın kendisi. Her türlü noksan sıfatlardan arınıktır. Şüphesiz o en iyi işitenin, en iyi görenin ta kendisidir. Evet. Burada Cenab-ı Hak, tabii bir başka bağlamın pasajından bir ayet olduğundan, tabii, biz bunu bağımsız haline getirirsek, şöyle özetleyeceğiz bunu. Yüce Allah, her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Allah, evet, kulunu, ki Muhammed peygamberi aleyhisselamı, ki kul demesinin sebebi, burada peygamberimizin peygamberlik öncesine atfedildiği için kuldur. Daha peygamber olmadan. Burada ilk peygamberlik vahyedilişini anlatır aslında. Evet, evet. Yani peygamberin peygamberliğinin 3. 5. 10. senesi falan değil yani. Daha hiç peygamber olmadan peygamberini, o peygamber değil de onun için kulunu yürütür. Kulunu. Kulunu yürütecek. Deniyor. Ondan sonra peygamber yapacak. Onda elçisi olacak. Kul demesinin şimdi kul demesinin anladım. Hikmeti, sırrı da çok budur. Enteresan. Daha kul şey değildir. Evet. Daha elçi değildir. Doğru. Tamam mı? Onu da burada bildireyim. Onun bak, için burada ben kulu. Evet, evet. Dediği doğru nokta da odur. Burada şöyle anlatayım. Cenab-ı Hak Mekke'nin içerisindeki Mekke halkından Abdullah'ın oğlu Muhammed adında bir zatı seçer. Seçer. Ve o zatı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütür. Yürütür. Yürüte geçiyor çünkü. Yürütür. Uçurur muçurur değil bak. Değil. Yürüme de tamam bahsediyor Kur'an'da. Tamam. Evet. Uçurur. Esra fiiliyle. Sübhaneli Esra. Bildiğin tıpış 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 yürümek. Ayakla yürüyüşü ifade eder. Gece yürüyüşünü ifade eder. Aynı zamanda anlamı o kelimenin. Ve geceleyin. Tamam? Gece yürüyüşü. Bu gece yürüyüşü ve geceleyindir. Yanılgı olmasın diye bir de leylen diye de ifade eder. Geceleyindir. Esra hem gece yürüyüşüdür. Bir de hani çift dikiş demiştik ya bir başka programda Kur'an her şeyi çift dikiş yapar dedik geçen ya. Geçen programda. Onun için bir yanılgı olmasın. Yanlış anlama kaymasın diye. Özellikle. Yani leylen diye de vurgulur. Hem Esra gece yürüyüşü ama bir de leylen diye tekidi vardır. Tekit edilmiş. Bunu da şey yapalım. Ama buna rağmen işte dediğim gibi bu şeyleri bozarlar. Uçuruyoruz yani. Tabii, tamam. Tabii. Evet. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kulunu yürütür. Çok açık, evet. Tamam. Şimdi Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa nereymiş? Mescid-i Aksa'nın kendisi değil, kenarı mübarek bir yermiş. Ha, kenarı mübarek. Kenarı. Mescid-i Aksa, mübarek, bereketli yerin dışındaymış. Onun kenarında. Orası evet mübarek değil. Değil, evet. Orası mübarek değil. Mübarek yerin kenarında, dışında. Dışında, evet. Tamam mı? Biz burada havlehu der. Evet. Havul. Havlu. Havul Türkçemize havlu, avlu diye geçti. Avlu, evet. Avlu evin kenarı demek, tamam mı? Tabii öyle denir. Evin kenarındaki alana avlu denir. Evet, Anadolu'da çok o şekilde. Evet, havlu yapılır denir, avlu. Havlu. Bu havil sözcüğü buradan gelir işte. Evet. Onun için Mescid-i Aksa mübarek yerde değil, mübarek evet yerin avlusunda. Evet. Tamam mı? Veyahut da Mescid-i Aksa'nın avlusu, kenarı mübarek. Onun Bu her iki türlü de anlatabiliriz. Fark etmez o. Evet. Tabii. Ortada bir kul var. Kul kim? Muhammed Abdullah. Kulun Muhammed burada kim olduğu yazmaz ama Kur'an'ın bağlamı içerisine baktığımız zaman kul diye geçen kişinin peygamberimiz olduğu kesindir. Çünkü aynı şeyi Alak suresinde de abden izâ sallâ ifadesi kullanır. Hani salat ederken kulu engelleyeni gördün mü diye orada da. Engellenen kul yine. Engellenen kul yine peygamberdi. Burada çünkü o zaman da peygamber değildi. Evet. Tamam. Tartaklanması i̇şte, olayı değil mi? Alak suresindeki olaya baktığımız zaman hatırlayacak olursak ilk vahiy geldiği zaman Resulullah mescitte yani Mescid-i Haram'da Kabe içerisinde garibanlara destek yapıyormuş. Salat ediyormuş. Ne yapabilir? Zihinsel olarak bir şeyler öğretebilir. Evet. Aydınlatmaya çalışabilir. Olabilir. Tabii tamam bilemiyoruz tabii. Evet, evet, salat ediyor.
Veyahut da mali yönden de mali yönden de garibanın bir tanesinin karnını doyuracak bir şeyler verebilir veyahut da öğretebilir. O da olabilir. Tabii tamam. Ama o ayetlerin bağlamından öğrendiğimize göre geliyor. Bir tanesi Resulullah'a engel oluyor, tartaklıyor ve ben Kerim'im diyor. Bu işi ben yaparım diyor. Sana düşmez diyor. Sana düşmez bu iş. Ha. Ve Cenab-ı Hak da orada ne diyordu? Ve Rabbukel Ekrem. O Kerimse senin Rabbin Ekrem'dir diyordu. Hatırladınız mı? İşte bu can sıkıntısı çerçevesi içerisinde Mescid-i Haram'dan Resulullah yürüyüşe çıkıyor. Evet. Tamam mı? Gidiyor. Nereye gidersin? Nereye gidiyor? Evet. Sabredelim. Kulu tespit ettik mi ayetteki? Evet. Evet. Ettik. Mescid-i Haram'ı tespit ettik mi? Mescid-i Haram da tartışmasız adı da geçiyor. Din kültürü kitaplarının tümünde, Arap edebiyatının tümünde, kasidelerin tümünde Mescid-i Haram dediğin zaman kesinlikle bugünkü bizim Kabe'nin çevresi. Orayı anlaşılır. Orası anlaşılır, tamam mı? Burası kesin olarak Mescid-i Haram'dır. Evet. Ve bunda en ufak bir tartışma yoktur. İşte Mescid-i Aksa'da kafa takılıyor orada. Acele etme. Şimdi önce Kabe'yi bir halledelim. Evet. Ve Mescid-i Haram dediğimiz zaman Kabe'nin sadece oradaki şeyi değil. Evet. Yani binası değil. Değil. Bir de Mescid-i Haram dediğimiz zaman Mescid-i Haram'ın çevresini iyi bilmemiz lazım. Evet. O çünkü o çevre mübarek. Hmm. Sadece Kabe'nin olduğu alan veyahut da bugün hani hacıların tavaf ettiği alan değil Mescid-i Haram. Mikat şeyleri miydi? Mikat sınırları içerisinde kalan alan Mescid-i Haram'dır. Allah razı olsun. Çok güzel. Onu orada değiniriz. Evet. Mescid-i Haram. İhram orada giriliyor. Orada evet. Mescid-i Haram dediğimiz yer, tamam mı? İşte o nokta. Mikat sınırları içerisindeki olan yere Mescid-i Haram diyoruz. Deniyor. Onların da biliyorsunuz ölçüleri var. Öyle mi? Evet. Evet, şimdi o ölçüleri de burada, ben liste yaptıydım onun tanımlı yerlerini. Buradan bir tanesi de, ben kısaca hepsini coğrafi olarak, coğrafya bilgisi vermekten daha ziyade, tabii. Arap şeyine baktığımız zaman, edebiyatına baktığımız zaman, tarih kitaplarına baktığımız zaman, orada... Mescid-i Aksa diye bir yerden var. Söz konusu ediliyor. Evet. Bir Mescid-i Aksa diye bir yerden bahsediliyor. Ama burası neresi? Bu Mescid-i Aksa noktasını burada tespit edelim. İslam literatürüne baktığımız zaman, rivayetlere baktığımız zaman, yani şu anda eldeki hadis kitapları falan var ya, onlara baktığımız zaman Mescid-i Aksa sözcüğü 3 tane rivayette yer alır. Evet. 3 tane rivayette Mescid-i Aksa. 3 tane rivayette Mescid-i Aksa sözü yer alır. Yani özellikle bir de Kur'an'ı bahsettiğimiz zaman İsra suresinin 1. ayetinde Mescid-i Aksa diye bir ifade yer alır. 3 tane de hadiste, rivayetlerin 3'ünde de Mescid-i Aksa diye bir sözcük yer alır. Acaba Mescid-i Aksa mı yoksa başka bir terim olarak mı geçiyor? Mescid-i Aksa 3 tane şeyde yer alır. Şimdi sabret. Evet, çok heyecanlı bir konu olduğu için. Hayır, evet. 3 tane Mescid-i Aksa sözcüğü yer alır. Hadislerde var. Bir tane ayette yer alır. Tamam. 3 tane de hadiste yer alır. Şimdi şeyi iyice anlayabilmemiz için, Mescid-i Aksa ifadesini anlayabilmemiz için hadislerdekini bir dikkate almamız lazım. Evet, hadislerdekine dikkat alalım. Hadislerdekine bir dikkate almamız lazım. Doğru. Onu dikkate almazsak işi karıştırırız. Olaya oradan yanaşacağız. Evet. Bu bir. Bu Buhari'nin 21. kitabının 1. babının 1 numaralı hadisidir bu. Evet. Bak, Ebu Hureyre patentli. Evet. Şöyle demiş, peygamber şöyle buyurdu. İbadet için şu 3 mescitten başkasına yolculuk edilmez. Mescid-i Haram, Mescid-i Resulullah ve Mescid-i Aksa. 3, evet.
İbadet için bu üçünün dışında başka bir yere gidilmez, seyahat edilmez demiş. İbadet amacı ancak bu kadar. Evet. Evet. Mescid-i Haram, Mescid-i Resulullah, Mescid-i Aksa. Cenab-ı Hak ibadet, mabet olarak yeryüzünde üç tane mabet mi şey yapmış? Kaç tane mabet var yeryüzünde? Yeryüzünün tümü olabilir diye Allah düşünüyorum. Ben öyle okudum Kur'an'da da. Evrenin tümü ibadet. Değil mi efendim? Yani sınırlanmaması lazım mantıken, değil mi? Her taraf öyle. Bir. Evet. Bunu şey yapalım. İkinci rivayet. Bu da Buhari'nin 21. kitabın 8 numaralı hadisidir. Kaynağında veriyorum. Bunu da Şube diye birisi anlatıyor. Onda da namaz kılmak için şu üst mescitten başka bir mescide sefer edilmez. Evet. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim mescidim. Aynı nitelikte. Aynı. Evet. Tamam. Öyle. Evet. Şimdi üçüncü rivayet. Ona da geçeceğim şimdi. Buyurun. Bunların tahlilini şey yaptıktan sonra. Ama buna iyi dikkat edeceğiz. Bu da dördüncü şey. Bu Sahih Buhari'nin Enbiya kitabında 90 numarada yer alan bir hadis bu. Resulullah'a yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangisi olduğunu sordum. Güzel. Şimdi mübarek. Sorulmuş şey değil, bizzat. Tamam, güzel. Peygamber falan değil de tarih bilgini yani inşaat sektörüyle ilgili falan. Sanki evet. O konuda araştırması var. Mescid-i Haram olduğunu söyledi. Evet. Ben sonra hangisi dedim. Ha. Mescid-i Aksa diye cevap verdi. Bunu da unutmayalım. Mescid-i Aksa diye cevap verdi. Ben ikisi arasında kaç yıl fark var dedim. Yıl, evet. Tamam, kaç yıl fark var dedim. Ve 40 yıl dedi, 40 yıl. 40 yıl ne ki? Ve ilave etti, yeryüzü sana mescittir. Öyleyse nerede namaz vaktinde ulaşırsan namazını kıl, çünkü fazilet ondadır dedi. Şimdi daha önceki şeylerle ilgili, bak evet. Orada üç yerde namaz kılınır gibi demişti. Çevirdi. Burada yeryüzü sana mescittir, nerede namaz kılarsan kıl dedi de ilave etti diyor. Evet. Öncekileri bu rivayet ne yaptı? Naksediyor. Naksetti, tepe evet. Taklak attı evet. Ama burada bir başka şey daha oldu. Evet, burada enteresan Mescid-i şey. Haram'la Mescid-i Aksa arasının yapımında 40 yıl varmış. Olur mu 40 yıl canım? 40 tarih. Yıl. Kardeşim yani. Ne diyor olmasın yani ya. Anladım. 40 yıl. Şimdi bu 40 yılı bir dikkate alalım. Oldu mu? Evet. 40 yılı dikkate alalım. Şimdi bugünkü Müslümanların Mescid-i Aksa diye bildikleri Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Tamam. Ne zaman yapıldı? Tarihi kaynaklara göre evet. Peygamberimizin ölümünden 90 yıl sonra mı oluyor herhalde, değil mi? Kardeşim dur şimdi. Nasıl yani? Bugünkü Mescid-i Aksa dediğimiz Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın ilk temeli. Süleyman Peygamber. Süleyman Peygamber. Davut Peygamber tamam. Ve Süleyman Peygamber döneminde çok gider. Çok eski. Çok tamam eski. Mı? Şimdi Süleyman Peygamber'le Davut Peygamber'in evet. Yaşadığı dönem milattan önce 1000 ile 1200 yıllar arası. Milattan önce üstelik. Evet. Tamam mı? Evet. Peki. Mescid-i Haram'ı kim yapmıştı? İbrahim Peygamber. İbrahim Peygamber yaptıydı. Tamam. Kur'an'la sabit mi? Sabit tabii ki. Sabit. Hayır, şu anda Kudüs'teki mescidin yapımı da Davut ve Süleyman Peygamber tarafından yapıldığı tarihen de sabit o mi? O da sabit. Sabit. Evet. Peki İbrahim Peygamber ne zaman yaşadı? İbrahim Peygamber çok daha önce. Ne kadar? 2000-3000 olması lazım. Tamam. Hatta aklımda belki kaldı. 5'e de gidebilir. Milattan önce 5'e kadar. 5'e kadar gidebilir mi? Sümer, milattan önce evet. Gidebilir. Öyleyse tamam. İki mescidin yapımının arasında en azından ortalama yapacaksak 2500-3000-4000 senelik bir vakit var. 40 yıl denilmişti oysa ki bu hadiste. 40 yıl denmiş. Evet. Tamam mı? Şimdi bu hadis doğruysa. Bu hadis doğruysa Resulullah böyle bir şey demiş olabilir mi, bilir misin? Ters olduğu için dememesi lazım ya, böyle şeyine. Bana kalırsa Resulullah bunu demiş olabilir. Öyle bilir mi? Misin? Demiş yani, Resulullah bunu mi? Demiş olabilir. Niye? Çünkü biraz sonra göreceğiz. Kur'an'daki bahsedilen Mescid-i Aksa, Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil de ondan. O değil. Ha.
Zaten onu... peygamber orayı görmemiş, yetmemiş. Orayla ilgili tabii tarih edilmeyeceği ama şu olabilir. Mekke tarihinde, Ahbar-ı Mekke'de bunlar var. Sonra bunlara değineceğim. Mekke tarihinde. Ahbar-ı Mekke'de, Mekke tarihi bilgilerinde bunlar var. Anlatabildim mi? Evet. Haram-ı Şerif'ten yaklaşık 8 kilometre ötede Cirana Vadisi'nde hacıların dediğim gibi İhram Mikat sınırında Mescid-i Aksa diye bir mescit var. Var esasında. Mescid-i Aksa orada var yani. Hı. Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil. İsmi Mescid-i Aksa değil zaten. İsmi Mescid-i Aksa olarak Mekke'de Mescid-i Haram'dan başka Mescid-i Aksa diye bir mescit daha var. Evet. Cirane Vadisi'nde. Evet, tamam mı? Cirane Vadisi. Onun için Taif tarafından gelenler Mikat'a yani hac yapmak için gelirlerken orada ihrama bürünürler. İhramı orada giyerler. Tamam. Harem sınırı, Mescid-i Haram sınırı oradan başlar. Etrafını mübarek kıldığımız demiştiniz şimdi, ya. Evet, şimdi, etrafı mübarekti evet, ya tamam. Orası. Ve ben bunun belgesini Türkiye'ye ilk defa bunu Vakidi'nin biliyorsunuz tarihçi Vakidi'nin kitapların kitabından orijinal belgesini bunların şeylerini ben Türkiye'ye getirdim ve Türkiye'de bu konuyla ilgili de bildiğiniz gibi Tebiyenin 3. ciltinde o belgenin fotokopisini tüm dünyayla paylaştım. Evet, evet. Ve şu anda da o bilgilere göre tarihi bilgilere göre de bakın tarihi bilgilere göre de kesinlikle Mekke'de Cirane Vadisi'nde orada Mescid-i Aksa diye bir mescit varmış. O kesin. Tarihi belgelere göre şunu da anlatayım. Sadece Mekke'de bu ikisinden ibaret değil mescit. Daha başka mescitler de orada var. Orada daha birçok mescit var. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle anlatayım. Efendim bu konu mescit... biraz açılacak. Ona isterseniz kısa ara verelim de. Çünkü çok gerçekten önem durumumuz gerekiyor. Peki. Oldu kardeşim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, şimdiye kadar duymadığımız konuları açıklıyor. Özellikle bu Mescid-i Aksa konusu çok önemli bir konu. O konuda açıklamaya devam ediyor. Efendim bu Mescid-i Aksa'nın Mekke'den Cirane mevkiinde, Taif yolu üzerinde olduğunu söylemiştiniz. Bu mescit olarak ismi geçiyor. Bu konuda itibaren şimdi, başlayalım. Bunu bir başka anekdotla daha anlatayım. Biz tabii Tebin çalışmamızda mescit sözlüğünü, secde sözlüğünü açtığımız zaman bizim yayın evimizin sahibine bayağı bir baskılar geldi. Sağ olsun burada kendisini takdirle ve minnetle anıyorum İsmet Uçma Beyefendi.
Biz bu konuyla ilgili sıkıntılar çektik. Çünkü secde ve mescidi orijinal anlamıyla verince tabii klasik anlayıştakinin tersi tabii oluşunca bir sıkıntı doğdu öyle. Aradan zaman geçti. Bundan 2 sene evvel yaklaşık bir araştırmacı, bir bilim adamı bu şöyle kitabın adını vereceğim tam olmayabilir ama Orta Çağ'da Orta Doğu'da Yüksek Öğrenim diye bir kitap yazdı. Bu kitap Türkçe'ye kazandırıldı. Bak, evet. Orta Doğu'da. Orta Çağ'da Yüksek Öğretim. Evet. Buradaki tahlillerde, buradaki araştırmalarda şu görülmüş. Mescit okul demekmiş. Anlamı okul. Anlamı okul demekmiş oraya göre. Evet. Tamam mı? Ve genellikle Arap coğrafyasında bugünkü bizim mahalle mektebi denilen eski, şimdiki ilkokul dediğimiz nitelikteki okullarmış. Osmanlı'da olduğu gibi. Evet. Evet. Ve her mescit bir sahibinin adıyla, diyelim ki Ali Bey'in mescidi, Veli Bey'in mescidi, Ahmet Bey'in mescidi diye anılırmış. Evet. Yaklaşık 1020 yılına kadar, miladi 1020 yılına kadar literatürde mescit tamamen böyle okul adıyla kullanılmış. Sonradan cami, bugünkü namaz kılınan evet, anlama doğru çekilmiş. Bu da bilimsel. 1020'ye kadar mı? Bunu evet, bizim aleyhimizde faaliyet gösteren, dedikodumuzu çok yapan bir adam, hakkımız helal olsun, o ayrı şey, tabii, bu kitapta incelemiş. Demiş ki, Hakkı Bey'e demiş, bir özür borcumuz var demiş. O kitaptan 2 tane temin etmiş. Birisini bizim İsmet Beyefendi'ye, bir tanesini de bana hediye ettiler. Sağ olsun. Şunu bileceğiz, mescit deyince bir okul, o günkü coğrafyada da, şimdi Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram dediğimiz zaman o bizim Sultanahmet gibi veyahut da şimdiki o bilmem yeşimden, tabii, altından gümüşle kaplamalı, şaşalı, tantanalı, yani Firavun Sarayı gibi olan yerler değil ya. Evet. Tamam mı? Çevresini çalıyla, çırpıyla veyahut da kerpiçle çevirip üzerine hurma dallarıyla bir gölgelik yaptı mıydı? Tamam mı? Oluyor mescit. Orası oluyor bir mescit. Toplama orası bir yer, toplantı yeri oluyor, istişare yeri oluyor, eğitim, öğretim yeri oluyor. Mescit deyince önce bunun niteliğini de bir anlamak lazım yani. Tamam evet, mı? Evet, evet. Doğru. Onun böyle bir niteliğini de anlamak lazım. Evet. Öyleyse ben şimdi şöyle şuraya geleceğim. Hadislerdeki konu edilen mescit kaç yerde vardı? 3 tane yerdeydi. Değil mi? Kabe. Hayır bak. 3 tane rivayette Mescid-i Aksa sözü vardı. Tamam. Tahlillerimize göre bu 3 tane Mescid-i Aksa sözü kesinlikle Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil. Bak tamam, hani 40 yıl aradan oluşu, anladın tamam, mı? 40 yıl, evet. 40 yıl oluşu, ibadete gidilir oluş var, onlar şey yaptık ya. Burada buna baktığımız zaman, hadis rivayetine, din yani külliyatına baktığımız zaman, bu 3 rivayetten de kesinlikle bugünkü Kudüs'te Mescid-i Aksa olarak bildiğimiz yer anlaşılmaz. Evet. Tamam mı? Anlaşılmaz. Tamam. Yani Resulullah Mescid-i Haram'dan bir gecenin bir bölümünde hem de bir parçasında evet, anladın, Leylen diye şey yapar, öyle şey yaparken oradan oraya 1000 küsur kilometre yürütülmüş değil. Oraya gittiği yer orası değil. Evet. Şimdi özetle söylüyoruz, Cirane Vadisi'ndeki Mescid-i Aksa. Evet. Tamam mı? Mescid-i Aksa sözcüğü, Aksa en öte demek. Anlamı. Anlamı. Tamam mı? Aksa mı? Sapa mecliste, mescit demek. Mescid-i Aksa'nın uzak meclisi. Uzak. Yani merkeze alıcı olursak, Kabe'yi merkeze alıcı olursak, Mescid-i Haram merkeze olursak, arada bir sürü mescit var. Fakat Kabe'ye en uzak olanı da Cirane Vadisi'ndeki mescit. En uzak onun için en uzak mescit. Merkeze en uzak mescit. Mesela şimdi İstanbul'u şey yaparsak, mescitler itibariyle göz önüne alacak olursak, Sultanahmet'i veyahut da Süleymaniye'yi merkeze alacak olursak, işte şu yakın mescit, şu uzak, şu ama en ötede de falan mescit deriz yani. Onun gibi. Aynen onun gibi. Bu ifadede buradan bunu da anlıyoruz ve anlayacağız. Öyleyse bu hadis külliyatında Kur'an'ın indiği dönemde
Bak Kur'an'ın indiği dönemde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın adı ne? Ha işte orada kafa karışıyor. Ha. Orada o zaman, bir şey var. Orada bir mescit yok muydu o zaman? Vardı. Vardı. Süleyman, adı neydi? Süleyman Mabedi diyebiliyoruz. Bak, adı neydi? Beytül Şimdi Maktis. Bakacağız, bakacağız. Ha. Beytül adı Maktis. Neydi? Tamam, Beytül Maktis. Tamam. Tamam. Şimdi bakalım mı şeylere? Rivayetlere. Rivayetlere bakalım mı? Evet. Hadis külliyatında, din külliyatında da Beytül Maktis diye bunlar yer alıyor. Kesinlikle Mescid-i Aksa sözü orayla ilgili hiç geçmemiş. Rivayetlerde. Orası Arap dilinde, peygamberin dilinde de, peygamberimizin ağzında da hep Beytül Maktis diye geçmiş. Beytül Maktis, evet. Evet. Şimdi delilleri verelim mi? Tamam. Verelim. Evet. Birincisi, bu Kütüb-i Sitte'nin halkın ulaşacağı bilde, hani İbrahim Canan Hoca'nın 17. ciltte de bu var olan bir şey. Oradan da şeylerini sunayım. Bak. Resulullah'ın azatlısı Meymune anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bize Beytül Maktis hakkında fetva ver demiştim. Bizzat sonra. Ya Beytül Maktis işte. Orada Beytül Maktis yazıyor. Beytül Maktis kardeşim, baksınlar herkes. Beytül Maktis. Şöyle buyurdu. Orası mahşer ve menşer yeridir. İnsanların kıyamet gününde toplanacağı yerdir. İşte burada o şeyleri başlayacak tabii. Ama şimdi isim olarak tekrar sordum geçiyor. Diyor. Oraya gitmeye muktedir olamazsam ne yapmalıyım? Şu cevabı verdi. Ona kandil yağı bağışlarsın. Aydınlatılmasına vesile olursun. Böyle yapan da oraya varmış gibidir diyor. Bak şimdi burada bu rivayette ne diye geçiyor? Beytül Maktis diye geçiyor. Beytül Maktis. İkinci rivayet. Bak. Aynen orada şey yapayım. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Resulullah buyurdular ki, Hazreti Davud'un oğlu Süleyman, Beytül Maktis inşaatını tamamlayınca Allah'tan üç şey talep etti. Nereyi tamamlayınca? Beytül Maktis'i. Beytül Maktis'i. İnşaatını bitirmiş. Üç tane şeyde duada talepte bulunmuş. Talepte bulunmuş. Öyle mi? Evet. Onunla. Evet. Bütün şeyde, hadis külliyatında da, Kudüs'teki Mescid-i Aksa, şu anki Mescid-i Aksa dediğimiz yerdeki, şimdiki değil zaten de, tabii. Oradaki mescid, yani Süleyman Mescidi, Süleyman Tapınağı diye de tarihe geçmiş olan şey, kesinlikle Beytül Maktis'tir. İsmi o esasında. Mescid-i Aksa değil. Değil tabii. Kur'an indiği dönemde Kudüs'te Mescid-i Aksa diye anılan bir mescid yoktur. Yok. Evet. Bunu da böyle. Ama sonraki şeylerde de hep Beytül Maktis de bu goya peygamber işte şeye vardığı zaman oraya doğru hani orayı kıble edilmiş, namaz kılarmış da sonra Cebrail gelmiş de artık falan yere denmiş gibi. Bunlar tabii evet, şeyler. Evet, bunlar mesela. Da zaten kıble konusu Bakara'da inşallah işleyeceğiz de bunlarla bir şeyi yok yani. Evet. Şimdi yine aynı şey Beytül Maktis'in kıble olmasıyla ilgili. Bak şimdi çok önemli rivayetlerdir bunlar. Elbera anlatıyor. Resulullah ile birlikte Beytül Maktis'e doğru 18 av namaz kıldık. Nereye doğru diyor? Beytül Maktis'e. Beytül Maktis'e diyor kardeşim. Evet. Mescid-i Aksa'ya demiyor. Demiyor. Tamam mı? Yine bir başka. Yine Buhari'de 4 kez yer alıyor bu rivayet. Müslim'de 1 kez, Tirmizi'de 3 kez, Nesai'de de 4 kez yer alan bir rivayet daha sunacağım bak. Ebu Berra yine şey yapıyor. Şöyle anlatıyor. Resulullah Medine'ye gelince önce Ensar'dan olan ecdadının veya dayılarının yanına indi. Bak Resulullah'ın Medine'de akrabaları varmış. Varmış. O zaman namazlarını 16 veya 17 ay boyunca Beytül Maktis'e doğru kıldı. Evet. Gene isim Beytül Maktis geçiyor. Evet. Burada da döner dolaşır Beytül Maktis ifadesi. Bak Müslümanların Beytül Maktis'e doğru namaz kılmaları Yahudileri memnun ediyordu. Yüzler Kabe'ye doğru dönünce Yahudiler bundan hiç memnun olmadılar. Gibicesine evet. Bu da uzun tabii uzun nakledilir. Onun tahlili gerekir. Burada da görüldüğü gibi hep Beytül Maktis. Yine bir başka şey daha bu kıble konusuyla ilgili. Onlar Beytül Maktis'e doğru yönelmiş halde sabah namazının rükûnda iken Beni Seleme'den bir adam kendilerine uğradı ve kıble istikameti Kabe'ye çevrildi dedi. Çevrildi. Bunu hani hacca gidenler var ya Mescid-ül Kıbleteyn diye bir mescit var ya sanırım. O olayı burada nakletmeye çalışırlar burada. Buradaki ad ne?
Beytül Makdis. Beytül Makdis yine. Şimdi İbn Abbas'tan bir daha var. Böyle. O da diyor ki, İbn Abbas anlatıyor. Ayet-i Kerime'nin emriyle Resulullah kıbleyi Kabe'ye yöneltince Müslümanlar sordular. Ey Allah'ın Resulü, Beytül Makdis'e yönelerek namaz kılmış ve şimdi ölmüş olan kardeşlerimizin namazları ne olacak? Boşa gitti gibi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Senin yöneldiğin istikameti peygamberlere uyanları cehennemlerden ayırt etmek için kıble yaptık gibi bir Bakara 143 şey yapıyor. Ama yine orada ne? Gene Beytül Makdis. Beytül Makdis. Evet, hep Beytül Makdis. Beytül Makdis. Evet. Öyleyse bakın Kur'an indiği dönemde Kudüs'te. Bugünkü Kudüs'teki mescidin adı Beytül Makdis değil. Onun için Kur'an'ın İsra suresindeki geçen Mescid-i Aksa sözcüğü bugünkü Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil. Çok enteresan, evet. Tamam mı? Evet. Bunu dediğim gibi kaynaklarımızla verdik. Peki, bugün Kudüs'te bir Mescid-i Aksa var. Ona, yapılışı. Onun tarihi ne? Onun adı ne? Evet. Adını koyduyduk değil mi? Eski adı Beytül Makdis. Beytül Makdis. Buna Süleyman Tapınağı da denebilir. Tamam. Şimdi bunu da Aksa Sözcüğü'nün mukaddes falan demek olmadığını da anlatmıştık. Uzak anlamında. Evet. Şimdi buna tarihçiler Kudüs Tapınağı derler. Oradaki ilk şeye. Beytül Makdis'e. Hani şimdi şey var ya, Ağlama Duvarı falan denilen yerler var ya. Tamam. Şimdi Mescid-i Aksa deyince bir de şey var, tuhaf olan bir şey var. Şimdi orada Kubbetus Sahra dediğim şey var ya, Sahra, şimdi evet. Oralardaki yeşil şeyler var. Orada büyük bir külliye var. Süleyman Peygamber döneminden kalan bölüm var, şu var, bu var. Bizimkilerin Mescid-i Aksa dediği sonradan yapılan o mescid. Tümü değil bak, onu da şey yapayım. Tarihi belgelere göre, şimdi tarihi yani yakın tarih şu anda, Kudüs Tapınağı, oradaki orijinal bina. Birinci tapınak, Davud'un oğlu Süleyman'ın hükümranlığı sırasında inşa edilerek İsa'dan önce 957'de tamamlandı. Buyurun. Evet, İsa'dan önce 950 miladi şey geliyor. Babil kralı 2. Nabukadnezar milattan önce 580'de o yapıyı tümüyle yıktırdı. Evet. Çok badirelerden geçti ki bu İsra suresinin o 1. ayetten sonraki devamında bu konulara da değinilir. Ve orada kısacası bir Süleyman peygamberden kalma tapınak var. Süleyman tapınağı. Süleyman Mescidi veyahut da Beytül Makdis diye bir yer var. O var, tamam. Kesin evet. Tamam. Öyle bunları da belirledik. Peki, orası yıkılmış. Evet. Harap olmuş. Ve ilk meddefa oraya Müslümanlar fethettikleri zaman 638 yılında Halife Ömer'in Kudüs'ü almasıyla orada bir mescit yapılmış. İkinci bir şey de 691 yılında Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından Halife Ömer'in camiye çevirdiği yapının hemen kuzeyinde yaptırılan Kubbetus Sahra'dır. Şimdi bizim Sahra. Şey dediğimiz, demek ki kim yapmış? Hazreti Abdülmelik Ömer. Bin Mervan yapmış. Tamam mı? Bu şeyken, halife değil valiyken, de valiyken. Valiyken. Valiyken, valiyken değil mi? O yapıyor. Tamam mı? Bu bugün her kim giderse gitsin, Müslüman, Yahudi, Hristiyan, tarihçi, araştırmacı açık yani. Gidip bu tarihi belgeleri, o inşanın, kitabı inşaatın kitabelerinden bu bilgilerin hepsini alabilir. Orada yazıyor üstelik, tamam. Öyle mi? İnada lüzum yok, tabii, tamam mı? Tabii ki. Yani kafayı, yani toprağı kuma gömmenin anlamı yok. Evet, görmezliğe gerek yok. Bunu şey yapar. Peki, oraya bir mescit yaptı, tamam mı? Adı neydi? Beytül Makdis değil. Ama bak şimdi orada tarihi kaynaklara göre Abdülmelik bin Mervan var ya, kendisine karşı Mekke'de kendini halife ilan eden Abdullah bin Zübeyir vardı. Yine Müslümanlar birbirini kırıyordu ya. Yazık. Onlar birbirini kırınca Şam tarafındaki Emeviler Kabe'ye sokulmayınca, tamam mı? Kabe'nin işlevine paralel olarak onları hani orada şey yapmamış bir alternatif üreterek al sana Mescid-i Aksa adını alternatif bir mescid üretildi. Abdülmelik Mervan Mescid-i Aksa ismini bu herif verdi. Evet.
Kudüs'teki şey. Kudüs'teki kendi yaptıkları, yani Süleyman Mabedi üstünde veriyor. O çevredeki yapılan şeye bu ismi o verdi. Tamam mı? Tamam. Ve şimdi artık baskı var, zulüm var, öyle mi? Evet. Mescid-i Aksa var. Orada bir Mescid-i Aksa, atlar tarihe, çevreye yayıldıktan sonra geriye ne kalır? Müslümanların Kur'an'daki geçen İsra suresindeki Mescid-i Aksa'dan o Mescid-i Aksa'nın anlaşılması hiç de zor olmaz yani, hiç de zor gelmez. Mekan oluştu nasıl olsa. Oldu bitti. Evet. Tamam mı? Yazık. Oldu bitti. Yazık. İşte şeye baktığımız zaman dediğim gibi Resulullah bu Beytül Makdis'e yürütülmedi. Tabii ki olacak şey değil İsra, ki zaten. Tabii. İsra peygamberin ilk peygamberlik görevini almaya gönderilişidir. O hani tartaklandığı zaman, salattan engellendiği zaman Cenab-ı Hak onu seçti, onu peygamber yapmak için Mescid-i Aksa'ya, Cirana Vadisi'nin yanındaki Mescid-i Aksa denilen yere kadar yürüttü. Yürüttü. Bizzat yürüttü niçin peygamberimiz. Yürüttü. He? Niçin yürüttü? Onu seçtiği için. Seçti, ayette var. Şimdi seçti de o ayrı. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا diyor. Ayetlerimizi göstermek. Ayetlerimizden bazılarını gösterecek. Bir şeyler gösterecek ya. Onu peygamber yapacak da onun için yürüttü. Göstermesi için. Tamam mı? Evet. Evet. Onu peygamber yapacak, onu onun için oraya yürüttü. Çok güzel. Evet. Mesela bu. Yürütüş amacı o. Yürütülüş amacı o. Evet. Boşuna gelmiş değil. Ve ha arkasından ayetin ne diyor? Cenab-ı Hak bir de فَاِنَّهُ سَمُلْ basır diyor. O en iyi duyan, en evet, iyi görendir. En iyi görendir. Bak şimdi bu yürütmenin arkasından bu iki sıfatının ön plana çıkarılmasının gerekçesi ne? Bak çok önemlidir. Bunu ilk programlarda peygamberin Allah'ın toplumlara müdahalesi kapsamında anlattıydık. Evet, toplumlara nerede zulüm varsa, nerede işkence kardeşler varsa, nerede adaletsizlik varsa Cenab-ı Hak müdahale eder. Bunun anlamı nedir? Allah dua eden kullarını duyar, zulüm çeken kullarını görür de ondan. Bu görür ve işitir bunun için. Onun için. O sıfatlarını niye Rahman Rahim deniliyor veyahut da başka sıfatlar yani Esma Hüsna'nın diğeri burada. Özellikle bunlar. Evet. Şimdi aynı şeyi çok enteresandır. Kitab-ı Mukaddes'te Musa peygamber Firavun'a İsrailoğullarını gönderirken onların çektiği zulmü gördüğü, onların ahlarını dinledi de, işitti de ondan yolladıdır. Aynı orada yani denkleşiyor. Aynı sünnetullah ya, aynı şey ya. Çift olmadı dediniz ya. Mekke'deki zulmü gördü, Mekke'deki inleyen ahı duydu da ondan yürüttü. Tamam. Peygamberimizin tartaklanması olayı değil mi efendim? Evet. Oraya yürütülmesinin sebebi Rabbimiz onu gördü ve işitti, oraya yürüttü. Oraya yürüttü, orada onu bilgilendirecek, onu komutan haline getirecek, o milleti oradan kurtaracak. O zilletten kurtaracak, onun için yürüttü. Müdahale amaç başladı. Bu, bak, vay, bu şey bu, bu sıfatlarla ilgili gerekçemiz bu. Ama önce kendisine ayetlerinden bir kısmını bir ayetler göstereceğiz gösterelim diye yürüttü diyor. Peki o ayetler ne? O ayetler o ayetten orada neler oldu? Ne oldu orada Mescid-i Aksa'da? Hakiki yani, Mescid-i Aksa'da yani. Evet. Şimdi şeyi anladık. Evet. Tarihi belgelere göre, hadis kaynaklarına göre de gördük ki Kur'an'daki geçen Mescid-i Aksa bugünkü şeydeki Mescid-i Aksa değil. Kudüs'teki bundan, değil. Tamam, bunu tamamladık. Tamam. O kesin. Öyleyse orada neler oldu? Neler oldu efendim? Orada neler oldu? Şimdi tuhafınıza gider. Oradaki olayların tümü de ayrı bir surenin başlangıcında coğrafi olarak, topografik olarak tabiri caizse yani böyle koordinatları verilerek orası da anlatılır bize. Kur'an'da o koordinatlar veriliyor. İnan yani koordinatlar verilir orada. Olan giden neler oldu, neler gitti hepsi de orada verilir. Evet. O nerede? Necim suresinde. Necim suresinde değil mi? Evet. O da Necim suresinde. Necim suresinin girişinde 1 ila 20. ayetler arasında oradaki olan giden, orada neler oldu, orada ne vardı açıklıyor. Dediğim gibi detayı da orada verilir. Evet. Evet. Evet, onu da burada belirtmiş olayım. Bu konuyu da isterseniz öbür haftaya aktaralım. Öbür taraf, öbür haftada. Çünkü şimdi orada o bu ne defa, görevler aldı? Kitaplar da, hani İlmihal kitaplarında Miraç, İsra olayı iki kısım olur. Bir İsra, bir Miraç denir.
İsrail peygamberin yürütülmesi, öteki de Miray'ı da göğe çıkarılışı. Çıkması, müşriklerin evet, istediği inşallah şeyler. İnşallah öbür programda da yani göğe çıkışını. Çok da isabetli oldu. Çünkü o 15 Mayıs tarihinde de gene Miraç gecesi dolayısıyla evet. Evlat fakültelerin hocalarımız, inşallah Müslümanların intibarına sebep olur. Kutlamalar yapacaklar. Öğrenelim tamam. Bunları gerçekleri. Tamam. Korkmaya gerek yok. Yapıyoruz. Evet. Bunu derken, şunu da söz olarak şunu valiyim. Kudüs'teki Mescid-i Aksa bizim sorunumuz demek değil. Orası bizim namus meselemizdir. O ayrı konu tabii ki. İman meselemizdir. Tabii ki, kesinlikle. Vicdan meselemizdir. Tabii. Filistin'deki kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir. Onların elinden tutmak, yardım etmek, orayı hürriyetine kavuşturmak bizim tabii, dedim tabii. İman borcumuzdur. Kesinlikle o ayrı öyle. Bir konu. Bak evet. Bunun da bir altını çizeyim. Bu çok önemli tabii. Orayı yani, terk etmek anlamında şey yaparken, değil. Tabii ki. Tutup da yani oradaki sorunlarımızı şey yapmak için Kur'an'daki geçen Mescid-i Aksa'yı o Mescid-i Aksa demeyelim. Bu çok büyük bir yanılgı. Yanlış. Büyük evet. Hata. Kur'an'a aykırı oluyor çünkü evet. Değil mi efendim? Evet. Evet. Ve dediğimiz gibi Allah'ın ayetlerine de aykırıdır. Evet. Rabbimiz oradakileri tamam, de işitiyor, tamam. Görüyor. Demek ki Allah vahyi kendi işindendir. Değil mi? Tabii ki. Ayettir, mucizedir. Ama kesinlikle peygamberin bir gecede 1000 kilometre yürümesi, evet. Yürütülmesi gibi olağan dışı bir olay evet. Yoktur. Kur'an inanmak isteyen de bunları onu duyunca da netleştirelim, zaten tamam mı? Vazgeçiyor yani bunlara. Onu da netleştirelim. Hayır. Öyle bir olay, öyle tabii bir yani. Mucize falan filan yoktur. Yoktur. Evet. Yoktur. Tamam. Peygamber yürümüştür. Ne kadar yürümüştür? 8 kilometre yürümüştür. Tamam. 8 herkes kilometre civarında. Tabii herkes ki. Herkes yürür yani. Gayet normal bir saat, tamam. Bir saat bunun kimdir? 8 kilometre yürümeye için. 2 saat yürünür mesela. Yürür. Tamam. Tabii kardeşim. Ne olacak sanki? Tamam. Onu da burada özetlemiş olalım. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Önemli konulara değerli girdik. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ evet, olun. Sağ olun. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.